Güle Sağlam 1977 Trabzon Vakfıkebir'de doğmuş. Çocukluğunu orada yaşamış. İlkokulu bitirene kadar köydeydim. Köy hayatıyla yaşadım. Hatta annem babam İstanbul'a gelmişlerdi. Ben ise dedemle, rahmetli babaannemle kaldım. Onların yanında yaşadım. Allah rahmet eylesin. Yani büyük emekleri var. Yani doğal bir köy hayatı yaşadık. Tabii ilkokulda köydeyken babamların bakkalı vardı orada. Hatta bir gün bakkalın anahtarını alıp bakkaldaki balık krakerleri arkadaşlara dağıtmışım. İşte annem yetiştiği yerde kalanı almış ama giden gitti. Hani anlatır annemler, ben unutsam da. Böyle bir çocukluk hayatımız geçti. Sonra ortaokul olmadığı için köyde öğretmenlerin tavsiyesi, ya bu zeki bir çocuk, İstanbul'a götürün okutun demişler. Tabi babamlar anlatıyor bunu. O süreçte İstanbul'a geldim. Orta 2'ye kadar okudum. Orta 2'de 3 tane zayıfım vardı. Okumayı bıraktım. Çünkü futbol hevesim vardı. Amatör futbol oynuyordum. Çantayı getirip kale arkasına atıp direkt maça gidiyordum. Çok ders çalışma falan yoktu o dönemlerde. İşte sonraki süreçte de iş hayatı başladı. Böyle özel işlerde çalıştık. İşte tekstildi. Böyle matbaadır. Böyle çok fazla dolaştık. Bir ay bir yerde çalışıyorduk. Bir hafta bir yerde çalışıyorduk. Sonraki süreçte de 2000'li yıllarda PTT'ye başladım. Şu anda postacı olarak çalışıyorum. Şimdi futbolla başlayan spor hayatım karate, kung fu, kickboksla devam etti. Kickboksa antrenör oldum resmi olarak. Sonra bu süreci eğitim vermeye başlayarak devam ettirdim. Eğitime gelen öğrencilerimiz de sadece sporun yeterli olmayacağını düşünerek araştırmaya koyulmuştum. Tabii spor eğitimi de verirken yine ücret almıyordum. Hani yine gönüllü olarak bu eğitimleri veriyordum. Bu süreçte yeterli olmadığını görünce işte biraz araştırma yaptım, izciliğe ulaştım. O dönemlerde de Hasan Subaşı diye şu anki İzcilik Federasyon Başkanımız Kanal 7'de programlar yapıyorlardı. Oradan onu keşfederek araştırdık. Güzel bir insan olduğunu öğrendik ve sonra kendisiyle izciliğe başladık. O süreç bizi aynı zamanda işte izci liderliğine kadar taşıdı. Tabii izci lideri olmak için de böyle 2-3 kurs da alabildim. Çünkü birinci kursta liseyi bitirmemiştim. Kursa girmemize rağmen ondan dolayı alamadım liderliği. Sonra ikinci kursa gittiğimde 5 dakika geç kalmıştım. Akşamleyin karar almışlar. 5 dakika bile geç kalan olsa kursa alınmayacak diye kapıdan geri döndüm. Sonra aradan belli bir süre geçti. Üçüncü kursta Bolu'da oldu. Bu sefer bir gün önceden gittim. Sonra izci lideri olarak izciliğe başladık. Ama bununla beraber baktık o da yeterli değil. İşte çocuklara ilk yardım eğitimi aldırdık o sporcularımıza. Artık sonra izcilerimiz oldular. Sonra baktık o da yeterli değil. Ne yapalım? Bunlara yüzme öğretelim. İşte yüzme eğitimleri verdik. Hatta sporda uluslararası derece yapan, Avrupa'da derece yapan öğrencilerimiz olduğu gibi yüzmede de boğazı yüzüp geçen öğrencilerimiz oldu. Balkanlarda uluslararası derece yapan öğrencilerimiz oldu. Yani bir öğrenci okuyor, diş hekimi oluyor, mühendis oluyor, doktor oluyor ama aynı zamanda spor bilen, yüzme bilen, sosyal hayatın içerisinde bir delikanlı olabiliyor. Yani bizim 1000 yıllık bir geleneğimiz var. Örfümüz, adetlerimiz var. Bu süreci yani o dedelerimizin can verdiği, kanlarıyla suladığı bu topraklarda torunlarının da onlara yakışır olması lazım. Bunun için de bizim biraz çaba sarf etmemiz lazım. Emek harcamamız lazım. Çünkü zahmet olmadan rahmet gelmiyor. Zahmet çekti dedelerimiz. Şu anda biz onun
güzelliğini yaşıyoruz. Biz de birazcık emek sarf etmemiz lazım ki öyle bir nesil çıksın ki düşmana memleketi satmasın. Bunun için de bilinç gerekiyor. Şuur gerekiyor. Sadece iyi niyetiniz yetmiyor, beceri gerekiyor. Yani mesela bir arkadaş anlatıyor. İşte yüzmeye gitmişler. Ya diyor orada birisi boğuluyor ama yüzme bilen yok ve adam boğuldu diyor. Ondan sonra karar verdim ki yüzme öğrenmem lazım diye. Ve ilk geldiğinde işte bizimle tanışıyor ve o anda da yüzme programı yapıyorduk. Mesela o arkadaş da yüzme öğrendi. Niye? Bazen kendimize lazım olan beceriler olduğu gibi toplumsal becerileri de geliştirmek lazım. Ve özellikle eğer Müslümansanız sizin daha duyarlı, daha çalışkan olmanız gerekiyor. Daha özverili olmanız gerekiyor. Hayatın içerisine bu gençlerimizi yerleştirerek yaşanır hale getirmek istiyoruz güzellikleri. Çünkü yaşanmayan hiçbir güzelliğin kimseye faydası olmaz. Yani zalim de gelir, elinizden ekmeğinizi alır, toprağınızı alır, vatanınızı alır. Siz sadece seyredersiniz. Veya bazılarının yaptığı gibi bilinç olmazsa parayla tankını satar, tüfeğini satar, memleketini satar. Onun için bilinçli, şuurlu bir nesil için muhakkak bizim gayret etmemiz lazım. Yani benim özellikle hani mahalle yapısı olarak biraz daha mahalle kültürü olduğu için hani sokağın en köşesine kadar inebiliyoruz. Orada böyle genelde kurum kültürü yok. Yani aileler gidip de çocuklarını bir kuruma kaydettireyim, yeteneğini geliştireyim, işte şu becerisi olsun diye çok uğraşmazlar. Yani sebebi de öyle bir kültür olmadığı için. Yoksa çok gerçekten kaliteli insanlar, çok iyi niyetli insanlar. Bununla beraber buradan yola çıkarak aslında o köprüyü biz kurmaya çalışıyoruz. Yani mesela çocuk sosyalleşecek, arkadaş çevresi olacak. Onu biz ekip haline getiriyoruz. Obalar, öbekler kuruyoruz. Takımlar kuruyoruz. Ailenin normalde birey olarak uğraşması gereken işlerde de biz görev biliyoruz. Ailenin takip etmesi gerektiği yönleri de bazen biz takip ediyoruz. Tabii bununla beraber yine vakti olan, ilgilenebilen ailelerimiz de var, velilerimiz de var. Şimdi mahallede özellikle böyle koyun gibi güdülen bir nesil değil de özgün, kendi karar verebilen, kendi kararlarıyla yürüyebilen bir nesil çıksın diye aslında biraz çabamız. Çünkü bir izci kampında bir liderimiz bir örnek vermişti. Demişti ki, siz köpek gibi olmayın. Çünkü köpeğe kim kemik atarsa, köpek onun bekçiliğini yapar. Yani siz hep iyinin yanında olun, doğrunun yanında olun diye. Dolayısıyla biz de özgün, üreten bir gençlik olması için gayret etmeye çalışıyoruz. Bunda da bazen böyle hani kendimizde de örneklerini görüyoruz. Bir gün otobüse bindim. Otobüste giderken bir çocuk otobüste ağlıyor. Yani tahminen belki 4 yaşlarında filan. Böyle en arka koltuktayız. İşte yanında öyle tahmin ediyorum annesi ve babası. Otobüs kalabalık, dolu. Tabii ağlayan çocuğu ya yanımda bir oyuncak olsa da sustursam diye düşündüm. Sonra baktım oyuncak yok. Peki neyi oyuncağa çevirebilirim? Düşünürken aklıma hemen cebimdeki poşetim geldi. Çünkü ben herhangi bir simit veya poğaça bir şey yediğim zaman çöpe atmam poşeti. Katlarım, cebime koyarım. Çünkü bunu çok amaçlı kullanabiliyorsunuz. Ve tabii bunu acaba balon mu yapayım, ne yapayım diye düşünürken cebimden selpa çıkardım. Çocuğa dedim ki bu selpa kopar, poşetin içerisine at. Tabii attı, selpak bitti.
Ne yapayım? Sonra hemen para bandı vardı cebimde. Para bandını çıkardım. Dedim bunları tırnaklarıma yapıştır. Yapıştırdı. Dedim bir tane burnuma yapıştır, kulağıma yapıştır derken tabii benim şeklim değişti. Çocuk, o ağlayan çocuk gülmeye, kahkaha atmaya başladı. Dedim gel sıra sende. Aynı şeyi ben de ona yapıştırdım. Böyle oynarken tabii benim yolum bitti. Dedim al poşet senin olsun. Tabii biz orada çocukla böyle oynarken otobüstekiler de bizi seyrediyor. Yani bir poşet deyip geçmemek lazım. Poşetle böyle birçok anımız var. Mesela bunu şöyle ip olarak da kullanabiliyorsunuz. Otobüste giderken bir yolcunun valizi düşüyor ikide bir. Ben bunu hemen o elle tutulan yere bağladım ip gibi. Yani herkes rahat etti. Bir gün yine eskiden akbiller böyle çok kalabalık olurdu. Yolcular çok olurdu. Körük bir otobüs, en arkadayım. Bir avuç akbil topladılar ve böyle gidiyoruz. Hani böyle bir tanesi düşse mümkün değil alması. Çıkardım hemen poşeti. Dedim koyun poşete. Poşete koydular akbilleri. Hızlı bir şekilde gitti geldi poşet. Sonra en son akbilini alan arkadaş dedi ki poşeti al yine lazım olur filan. Yine bir gün gidiyoruz. Çok hikaye var da son bir tane daha anlatayım. Eskiden körüklü otobüsler biraz eskiydi. Damlardı böyle. Bir adamın üzerine damlıyor. Yolcunun üzerine damlıyor. Çıkardım hemen poşeti, bağladım oraya. Poşete damlamaya başladı. Yani dolayısıyla üretici olmak lazım. Yani her şartta muhakkak yapabileceğimiz bir şeyler var. Bir gün yine dağıtımdan dönüyorum. Tabii poşetle alakalı değil bu sefer anlatacağım. Dağıtımdan gelirken baktım itfaiye var. Etrafa baktım bir yerde yangın var. Olur ya dedim belki hani yapılacak bir şey olur. Geri döndüm. Bir 200 metre falan mesafedeydi. Gittim. İtfaiyenin birisi arkadan dolaşmış yangına müdahale ederken öbürüsünün geldiği yolda bir tane taksi var. Araç yolda park etmiş. İtfaiye aracı geçemiyor. İşte tabii şoförünü arıyorlar falan derken bir kalabalık oluştu. Sonra baktım ya biz o kalabalıkla o taksiyi tutsak fırlatırız bile. Hemen orada organize ettim gelenleri. Arabayı aldık kaldırıma koyduk. Sonra itfaiye aracı geçti. Yani muhakkak herkesin her şartta yapabileceği bir şeyler oluyor. Bunlar da onlara örnekler. Yani özgün, kendince düşünebilen, kendi kararlarını verebilen bir nesil çıkarmak lazım. Yani mesela yetiştirdiğimiz gençlerin geldiği noktalarda şunu gözlemleyebiliyoruz. Yani topluma faydalı işlerle meşgul olabiliyorlar. Veya herhangi bir yardım kuruluşlarında gönüllü olarak, bilinçli olarak, isteyerek görev alabiliyorlar. Çünkü yani bu süreçte hani bilinçli olarak kurumlarda görev almak gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen buna ihtiyaç oluyor. Mesela diyelim bir kan lazım. Eğer bilinç ve şuur yoksa o kan verecek insanı da bulamazsınız. Veyahut da bir eşya taşınacak. Hani o eşyayı bile taşımaya adam bulamayabilirsiniz. Veya yolda gidiyorsunuz, bir ihtiyaç var. Hani duyarlı olmasa bir genç orada durup yolda yardım yapmayabilir. Mesela ben arabamda lastik şişirmek için pompa taşıyorum. Birçok yerde böyle yolda kalmış, lastiği patlamış yolculara destek oldum. Nasıl? Şişiriyorsun. Eğer yürüyebilecek bir pozisyondaysa o hava alıyor zaten lastik ve lastikçiye kadar aracı götürebiliyor. Şimdi bu duyarlılıkta bir nesil olduğunu görüyoruz. Mesela çocuk üniversiteye gidiyor, öğrencimiz. Farklı bir ortama gidiyor. Yani üniversite ortamı biliyorsunuz çok farklı. Bu yetenek ve becerilerle orada kulüplerde yer alabiliyor. Yine orada belki proje çalışmaları yapabiliyor. Veya orada özgüven sahibi olabiliyor. Yani çok farklı kültürlerin yoğrulduğu bir yerde
özünü koruması lazım, kültürünü, örfünü koruması lazım. Bunun için de yeterli becerileri olması lazım. Hani o ortamda kendini basık hissetmeyeceği, yalnız hissetmeyeceği, özgün hareket edebileceği, bu da ancak yetenek beceriyle olur. Yani sadece iyi niyeti orada onu özgürleştirmez, rahatlatmaz. Veyahut da öyle özgürleşir ki özünden kopar, aslında özgürüm diye esir hale gelebilir. Dolayısıyla hani gençlerde bunların böyle birçok geri dönüşümlerini alıyoruz. Ya hocam biz işte derste hoca sordu, işte Boğaz'da kanoyla gezen var mı? Ben diyor elimi kaldırdım, baktım kimseden ses yok. Ben diyor elimi kaldırdım, hocam ben Boğaz'ı yüzerek geçtim. Yani bakıyorsunuz ki gençlerde etkisini gösteriyor. Şimdi mesela mahallede özellikle bizim aşağı yukarı 12 sene oldu. Bu sene 13. yılı. Böyle sadece balon dağıtmakla başladığımız. Ama asıl sebebi şuydu. Böyle otururken muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. Ya nerede o eski bayramlar? Diye bir gündem oldu. Tabi bu gündem olunca beyin jimnastiği yaptık, sesli düşündük. Dedi ki ya şu anda imkanlar daha geniş, daha rahat. Peki eski bayramlardan daha güzel bayramlar yaşayamayız mı? Yaşayabiliriz. Buradan yola çıkarak sadece balon dağıtmakla başladığımız, şu anda bu sene 13. seneyi yine inşallah geleneksel hale getirdiğimiz, kutlayacağımız Ramazan bayramı etkinliklerimiz oluyor. Niye? Bayram, sevinç, mutluluk ve eğlenme. Bununla alakalı hadisler de var. Yani Allah bunu koymuşsa muhakkak insana bir etkisi, bir faydası var ki, insanın neşelenmeye ihtiyacı var ki Allah bunu koymuş. Ya bakıyoruz, eski bayramla, cenazelerle bayramlar arasında şeklen bir fark yok. Sarılıyorsunuz, tokalaşıyorsunuz, sesi duymazsanız aslında anlayamayacaksınız bayram mı, cenaze mi. Dolayısıyla bayramın bir farkı olması lazım. Ben yola çıkarak işte şu anda mendil kapmaca, halat çekme yarışları, bilyalı yarışları. Tabii öncesinde sokağımızı biz balonlarla süslüyoruz Arife gününde. Böyle Z şeklinde sokağın tamamını süslüyoruz. Çocuklar arasında yarışmalar yapıyoruz. Bunun duyurularını bir ay önceden yapıyoruz. Çocuklar resimler yapıyor. Konu veriyoruz. Bayramlaşma, komşuluk ilişkileri, paylaşma gibi. Bununla alakalı çocuklar resimler yapıyorlar. Hadisler, ayetler hazırlıyorlar. Veya bir yerden resim kesiyorlar. Sokağa bakan duvarı pano haline getiriyor çocuk. Dolayısıyla sabah oradan geçerken süslü balonlar ve bayram namazından sonra yapıyoruz yarışmaları ve etkinlikleri. Oraya gelen bütün çocuklara hediyeler dağıtıyoruz. Yarışmalara katılan çocuklara ayrı özel hediyeler veriyoruz. Büyüklerin hepsine de canlı gül veriyoruz. Yani evine giden sabahleyin gülle beraber gidiyor. Tabii bu her yerde uygulanabilir. Yani sitede de, köyde de, kasabada da her yerde uygulanabilir. Hatta Konya'nın Meyre bölgesi var. Bozkır'a yakın. Bir sene de Konya'daydım bayramda. Oradan komşularımız vardı. Dedik ya isterseniz Konya'da da böyle bir etkinlik yapabiliriz. Olur dediler. Buradan hazırlıklar yaptık. Onlar sitesinde köy dernekleri vardı. Duyuru yaptılar. Hediyeleri buradan götürdük. 300 tane gül götürdük buradan. Hatta dediler ya biz nasıl bunları gülleri dağıtacağız filan. Alır mı kimse filan. Tabii bayram namazı çıkışı gül dağıttılar. Tabii bazıları ikişer tane almış, istemiş. Hatta sonrasında o abi anlatıyor. Diyor ki, ya diyor, bayram sonrası evleri geziyoruz. Bazı teyzeler diyor ki, ya 40 yıl sonra kocam bana gül getirdi. Yani öyle şeylere dokunuyorsunuz ki. Yani belki gençliğine götürüyor yaşlıları. Yani belki evde ayrı bir tebessüm oluşturuyorsunuz yaptığınız dokunuşla. Dolayısıyla etkisi bir şekliyle oluyor hocam.
gönüllü çalışmalardan keyif alıyorum. Özellikle çocuklarla uğraşmak gerçekten zor bir iş olduğunu bazen arkadaşlar söylüyor. Hatta bazen velilerimiz diyor ya biz bir çocukla uğraşamıyoruz, siz bir sürü çocukla uğraşıyorsunuz. Aslında 10 tane çocukla uğraşmak bir çocukla uğraşmaktan daha kolay, severek yaparsanız. Hatta izci kamplarına giderdik. Süheyla abla var, Türkiye İzcilik Federasyon Başkanımızın eşi. Tabii ben hep çocukları götürürdüm. Ya Fikret derdi, sen beşikten çıkıp yürümeye başlayanı alıp kampa getiriyorsun. Yani gerçekten çok gayretli ablamız, Hasan abimiz. Çok emekleri var onların da. Hem bizim hem çocuklar üzerinde. Tabii severek olduğu için bir de geçmişimize bakıyoruz. Bizim mesela Çanakkale kamplarımız oluyor. Şimdi yine Çanakkale hazırlığımız var. İşte Sarıkamış, Balkanlar programları oluyor. Ya bakıyoruz ki yani atalarımız, dedelerimiz boş durmamışlar. Gayret etmişler. Tabii o da bizim gayretimizi, çabamızı artırıyor. Yani bir bakıyorsun bir tarafta Sütçü İmam. Öbür tarafta bakıyorsunuz Aliye İzzet Bekoviç. İşte öbür tarafta bakıyorsunuz işte Ömer Muhtar. Hani işte Seyit Onbaşılar. Yani aslında bizim çok örneklerimiz var. Dolayısıyla bir de bize hani heyecanımızı artıran aslında düşmanımız. Çünkü düşmana bakıyoruz, düşman çalışıyor. Biz Müslümanız, Müslüman daha çok çalışması lazım. Tabii bu birçok harmanlama bizi daha gönüllülüğün daha aktif hale gelmesini, daha çaba, daha gayret sarf etmemizin gerektiğini, daha emek harcamamız gerektiğini bize düşündürünce tabii çalıştıkça da bakıyoruz ki işin önü açılıyor. Yani nasıl? Bir hadis var. Ölüm hariç her hastalığın şifası vardır diyor. Ben bu hadisi öğrendikten sonra demek ki ölüm haricinde tıkanan hiçbir şey yok. Her şeyin bir çözümü var. Her şeye çözüm aramaya başladım. Ve gönüllülükte iş bitince mesai biter. Yani mesai bitince iş bitmez. Bizim çalışma sistemimiz o. Yani bizi veli gece 2'de arayabiliyor. Bir gün kamptayım. Gece saat 2. Bir baktım telefon çalıyor. Uyurken hemen hızlıca kalktım. Bir şey mi var diye. Baktım. Hocam diyor bizim çocuk nasıl? Veli soruyor gece 2'de. Tabii gereken bilgiyi verdik. İyi dedik. Endişe edilecek bir şey yok. Sonra yatmaya devam ettik. Yani zaten kalitede bir memur gibi değil. Burada memurluğu küçümsemek için değil. Yani belli vakitlerle sınırlanmak maksatlı memur kelimesini kullanıyor. İş bitince yapmamız gereken neyse biz onu yapmaya çalışıp ondan sonra en son biz eve gideriz. Tabii bu süreçte bizi gittikçe geliştiriyor. Ve iyi niyetinizle sadece Allah'tan bekleyerek yürüdüğünüz zaman sizin eksiklerinizi de Allah tamamlıyor. Yani çünkü ben bakıyorum ya hakikaten okulu bile 2'de terk etmişim. Öyle çok bir becerim de yok. Ama sadece iyi niyetimizle yola çıkıyoruz. Bir bakıyorum ki hakikaten hiç ummadığım yere gelmiş o ilgilendiğim çalışma. Veya gençler işte belli seviyelere gelmiş. Yani biz iyi niyetimizle, önyargısız, içten pazarlıksız, sadece Allah'tan bekleyerek, hatta bütün insanlar size karşı dursa da, sizi eleştirse de, eğer siz doğru şeyler üzerindeyseniz, eğer Allah'ın ve Peygamberimizin Aleyhisselam'ın hoşuna giden bir şekildeyse biz yürüyelim. Allah eksiğimizi tamamlayacaktır.
Yani mesela Eyüp El Ensari de 90 yaşında kalelere dayanıyor. Aslında düşündüren ve yani yaşımız kaç ki dedirten bir örnek aslında. Yani böyle yani iyilik çalışması, iyilerle kötülerin savaşı, yaşla alakalı bir şey değil. Ölene kadar devam eden bir mücadeledir bu. Hak ile batıl mücadelesidir. Haktan yana olmanız sizi başarıya götürmeye yetmez. Tembel olmamanız gerekiyor. Bu konuda da ben kendime şöyle bir ölçü koydum. Fikret, eğer mazeret sunuyorsan orada tembellik vardır. Çünkü akan su gibi olmalıyız. Durgun su kokar. Ama akan su hem rengini muhafaza eder, hem tadını hem kokusunu muhafaza eder. Durgun su temizdir ama durdukça kendi kendine kokusunu da tadını da rengini de kaybeder. Şimdi hani ben kendi yaşamımdan tecrübe olarak şimdi her bölgenin kendine has konumu var. Mesela diyelim bir yerde vakıf çalışması vardır, dernek çalışması vardır ama başka bir yerde yoktur. İşte şehirde vardır, köyde yoktur. Köyde vardır, kasabada yoktur. Dolayısıyla her şartta bir vakfın, bir kurumun yapabileceği ne varsa yapabiliyorsak elimizden geleni yapmamız lazım. Bunun için de çevremize duyarlı olup çevremizdeki kurumları değerlendirmek lazım. Yeter ki haktan yana olsun. Tabela çok önemli değil. Önyargısız. Herkesin bir eksiği olabilir. Yani benim de eksiğim vardır. Arkadaşımın da vardır. Ama 9 tane ortak noktamız varken bir tane ayrıştırıcı bir şey varsa ayrılık bizi perişan eder. Onun için o 9 tane ortak noktada birleşip yardımlaşmak lazım. Katkı sunmak lazım. Yük almak lazım. Çünkü yük alan olmazsak sorun haline geliriz. Yani sorun üreten oluruz. Halbuki biz çözüm odaklı çalışmamız lazım. Ve herkesin her şartta muhakkak çözüm odaklı yapabileceği bir şeyler var. Dolayısıyla çevremizde hangi kurum olursa olsun, mesela özellikle cami her yerde var. Hani camiyle, imamla veya işte Kızılay, AFAD, hani şartlara göre, duruma göre her yerde veya yardım kuruluşları var. Onlarla yerel veya uluslararası çapta. Mesela köyde arkadaşlar vardı, böyle duyarlı arkadaşlar vardı. Çocukluk arkadaşlarımız. Demişlerdi ki ya İstanbul'da hani şartlar, imkanlar geniş. Orada hani çocukları bir araya toplayabiliyorsunuz, bir şeyler yapabiliyorsunuz. Hani köyde ne yapalım? Ben de dedim ki ya çocukları toplayıp fındık toplamaya hep beraber gitseniz bile bir etkinlik olur, hem de yardımlaşmış olursunuz. Yani aslında her yerde yapılacak bir şeyler var. Muhakkak çevremize duyarlı, çevremizden haberdar olmak lazım. Eğitim mühim. Ben hala eğitimlere katılıyorum. Kurslara devam ediyoruz. Yani hem izlilikte olsun, hem özel olsun, hem gönüllülük çalışmaları olsun. Bu konuda İlke Vakfı'nın da düzenlemiş olduğu daha önce bir eğitim vardı, gönüllülükle alakalı. Eğitim Akademisi diye. Ben oraya eşimle beraber katıldım. Çok faydalandık. Gönüllülük sadece gönüllü çalışmak değil, aynı zamanda bir organizasyon, bir yardımlaşma, bir paylaşma, aslında toplumu, memleketi ilgilendiren bir mesele. Dolayısıyla Rabbim hepsinden razı olsun.